Evet, takvim yaprakları 19 Nisan 2018 Perşembe'yi gösteriyor. Akit TV'nin Ankara stüdyolarından hazırlamış olduğumuz bir yeni Ankara Kulisi programıyla daha karşınızdayız. Elbette ki bugün de çok değerli bir konuğum var. Değerli konuğumuz da hem Türkiye hem de dünya gündemini konuşmuş olacağız. Türkiye nereye gidiyor, dünya nereye gidiyor? İşte bu konulara konuları masaya yatırmış olacağız. Değerli yayın konuğum Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Yalçın Topçu yayın konuğumuz. Sayın Bakanım, hoş geldiniz. Çok teşekkürler Mehmet Bey. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Bu arada tabii ki soru, görüş ve önerilerinizi bize ulaştırabilirsiniz. Arkadaşlarımız zaman zaman iletişim bilgilerimizi ekranlara yansıtacak diyelim ve Sayın Bakanımıza hemen ilk sorumuzu yöneltelim. Elbette ki Sayın Bakanım, Türkiye ve dünya gündemi oldukça yoğun. Siz Türkiye ve dünya gündemindeki gelişen olayları nasıl gözlemliyorsunuz? Kısaca oradan başlayalım. Buyurun. Evet. Öncelikle bizi seyreden Akit TV izleyicilerine de hayırlı akşamlar diliyorum. Sözlerime başlarken de milletin sinesinde gerçekten ciddi bir karşılık bulduğunu bizzat sahada müşahede ettiğim bu seçimlerin, daha doğrusu işte 24 Haziran'da yapılacak erken seçimin tabii ki başta ülkemize, yurdumuza, milletimize ama aynı zamanda Balkanlardan Çin Seddi'ne, Galicia'dan Yemen'e, Afrika'nın derinliklerine kadar nerede bir kardeşimiz varsa onun yaşadığı her yere inşallah hayırlar getirsin. Oralara bereket getirsin, güvenlik getirsin, refah getirsin. Çünkü bizim medeniyet coğrafyamızda şu anda kan dökülüyor. Bunu ne için söylüyorum? Çünkü bu seçimler sadece Ankara'nın güvenliği, özgürlüğü, refahı ile alakalı değil. Bu seçimler medeniyet coğrafyamızın bir tamamının, mazlumların da güvenliği ile, özgürlüğü ile, refahı ile alakalı bir seçim. Arakan'daki mazlum çocuk da Ankara'ya bakıyor, Filistin'deki de Ankara'ya bakıyor, Yemen'deki de bakıyor, Afrika'nın derinlikleri de ve Balkanlar'da Ankara'ya bakıyor. Bu çerçevede medeniyet coğrafyamızın, mazlumların medenesi olan Ankara'nın siyasi istikrarını muhafaza etmesi lazım. Ve biz iki türlü kurtuluş savaşı veriyoruz şu anda. Sınırlarımızın içinde ve dışında, işte 77 düelin benim tabirimle arkasında durduğu bir takım terör örgütlerine karşı bir mücadele ve aynı zamanda da siyasi istikrarımızı muhafaza etmeye çalışıyoruz. Yani Gezi'den ağaç bahanesiyle başlatılan bir sürü olay çerçevesinin neticesinde her zaman milletimizin önüne sandık geldi ve milletimiz siyasi istikrarı muhafaza etti. Bu seçimlerde de Allah'ın izniyle edecek. Çünkü dediğim gibi Kurtuluş Savaşı iki türlü. Bir, sandıkta siyasi istikrarsızlık oluşturmak istiyorlar ve onun üzerine zaten sistemi çökertmek, işte ülkeleri diz çökertmek noktasında ilk hedefleri siyasi istikrarsızlık oluyor. Bunu Arap Baharı adıyla diğer ülkelerde başardılar. Ama hamdolsun ülkemizde insanımızın ferasetini aşamadılar. O feraset her zaman siyasi istikrarı muhafaza etti ve bu erken seçimde de inşallah bu feraset tekrar harekete geçecek. Sandıkta da bir kurtuluş savaşı veriyoruz. İşte Afrin'de verdiğimiz gibi ve bunu milletimiz aşacak inşallah. Seçimler hayırlı olsun. Evet. Evet. Dünya... Şimdi ben tabii ki Sayın Bahçeli Salı günkü yaptığı grup konuşmasında bir çıkış yaptı. Evet. Beklenmeyen bir çıkış yaptı ve erken seçim talebinde bulundu. Siz bu talebi ilk duyduğunuzda tepkiniz ne oldu, ne düşündünüz, bekliyor muydunuz böyle bir çıkış? Ya tabii ki siyasette niyet okumak gibi bir şey yoktur ama işe bakınca, işte sözlerinizin başında bana sorduğunuz soru içerisinde dünya nereye gidiyor, Türkiye nereye gidiyor, neler oluyor'a baktığımız zaman tabii çok ciddi deneyimlere sahip olan Milliyetçi Hareket Partisi gibi ciddi bir kurum, siyasi kurum ve onun başında çok kıymetli bir genel başkanın tecrübeleri neticede bunun böyle olması gerektirdiğini milletin önüne bir seçenek olarak koydurdu. Ve ben bunu duyduğum anda çok memnun oldum ve ciddi bir rahatlık hissettim. Çünkü birileri bunu işte elin adamının ekmeğine yağ sürmek derler. O noktadan bakarak, canım ne demek yani, ikide bir işte ağzınızı açarsınız, şu kadar deniz, şu kadar düşmanla çevrili vesaire falan. Evet, biz şu anda
O denizlerimizin bir tamamı, cephelerimizin hemen bir tamamı ne yazık ki o söylendiği söz gibi düşmanla çevrili. Elin adamı bizi işte terör, bölücü terör örgütüyle diz çökertemedi. Dinsel görünümlü bir terör örgütü karşımıza çıkarttı, iliklerimize kadar sokmuş, evlerimizin içine kadar yerleştirmiş. O terör örgütüyle de 15 Temmuz'da denedi, yine baş edemedi. Sınır ötesinde ordular kurdu, baş edemedi. Ve neticede gelinen nokta da eski düşmanlıkları kaşıyor. Yani hala daha 100 yıl evvelki komplekslerinden kurtulmamış işte bir takım ülkeler Türkiye ile alakalı siyasete, devlet aklına hiçbir şeye sığmayacak laflar, sözler ediyor. İşte savunmadan bahsediyorlar, saldırıdan bahsediyorlar vesaire falan. Netice denizlerimizi ısıtmaya çalışıyorlar. Vaziyet böyle iken ve içeride de ne yazık ki milleti tatmin eden bir muhalefet anlayışı da yok. Yani negatif bir muhalefet anlayışı var. Ülkenin meseleleriyle ilgili değil, Tayyip Erdoğan düşmanlığı üzerinden bir şeyler yapmak isteyen bir muhalefet var. Anlaşılmaz bir tutum ki on binlerce kilometre ötelerden gelmiş bizim medeniyet coğrafyamızda harita belirlemeye çalışanlara bir kere bile bir sormadı ki ne işiniz var sizin buralarda? Niye siz Kürt'ün, Arap'ın, Türkmen'in çocuğunun üzerine bombalar atıyorsunuz demeyen bu muhalefet her sabah kalkıyor bizim Afrin'de ne işimiz var diyor. Suriye bataklık diyor, onu diyor, bunu diyor. Memleketin meseleleriyle alakalı, içteki meseleleriyle alakalı baktığımız zaman çözüm yerine hep sen dili kullanarak ve belden aşağı vuruşlarla, siyasi etiğe şuraya buraya sığmayacak sözlerle, laflarla, mahkeme kapılarında neticelenecek muhalefet anlayışıyla bir muhalefet yürütüyor. Ve seçim bugün mü olacak, yarın mı olacak bir istikrarsızlığı körüklüyor. Zaten bize açılmış savaş sadece terör örgütleri eliyle değil ki, Ankara'yı diz çökertmek isteyenler, ekonomik cephesini de, işte içeride bir takım mahfilleri de harekete geçirerek, STK'larını harekete geçiriyor, işte vesaire vesaire. Bütün bunlar sürerken Türkiye'ye istikrar gerekli. Bu tip tartışmaların olmaması lazım. Ve aynı zamanda da daha geçtiğimiz aylarda işte bir referandum yapıldı. Ve millet dedi ki, evet bu sistem değişsin. Şu işte sizin bize teklif ettiğiniz sistem gelsin hayata geçsin. Bu sistemi de fazla tartıştırmamak lazım. Bir an evvel hayata geçirilmesi lazım. Onun için özellikle Sayın Bahçeli güvenlik noktasında bazı endişelerini de dile getirmiş oldu. Sayın Bahçeli acaba tam olarak nasıl bir fotoğrafı gördü ki böyle bir çıkış yapmış oldu? Evet, bunu işte sözlerimin başında ifade etmeye çalıştım. Yani birileri bunu istihza edebilir. Efendim işte şu kadar denizimiz, şu kadar düşmanımız. Ama manzaraya baktığımız zaman aklı Selim'in görebileceği manzara şudur. İfade ettiğim gibi 100 yıl evvelki kompleksleri bir takım devletlerin kaşınıyor ve onlar üzerimize saldırtırılıyor. Öbür taraftan Doğu ve Güneydoğu cephemizde terör örgütleri eliyle hala daha meşgul ediliyoruz. Güya stratejik ortaklarımızın tavrına baktığımız zaman ve işte kapısında yıllardır girmek için beklediğimiz Avrupa Birliği ülkelerinin tavrına baktığımız zaman Türkiye'nin gerçekten bir beka problemi var ve biz bir kurtuluş savaşı veriyoruz. Bunun adını birileri koymadı diye bunu biz yok mu sayacağız? Dün Çanakkale'de başımıza gelenlerin daha vahimi şu anda Türkiye'nin başına getirtilmek için dostumuz görüken mahfiller tarafından imlik imlik örülmeye başlanmış vaziyette. 30 bin insan sınırımızın hemen dibinde hangi sahiple beslenir? Biz bir NATO ülkesiyiz. NATO ülkesi kendi sınırlarını koruyacak ve NATO ülkeleri de bundan sorumlu olacak. Ama baş stratejik ortağımız diyor ki ben bu sınırları korumak için sana zarar veren, seni Kürt, Türkmen demeden katleden, yıllardır senin maddi ve manevi, seni bu kadar küfrete sokan terör örgütünün bir kırıntısını, bir yansımasını orada besleyeceğim, büyüteceğim, tıpkı çekiş güçle yaptığım gibi yapacağım. Orada üstesinden gelemedim ama burada, bu tarafta bunları besleyeceğim, yapacağım ve senin üzerinde her zaman bir tehdit unsuru olarak salınacağım. Sen buna göz yum, dur, bak muhalefetin ne diyor, ona kulak as. Ana muhalefetteki kastım buydu, sözcülerindeki kastım buydu. Bütün bunlar olurken tabii ki bir ülkenin var olmasının
esas kaynaklarından biri o ülkenin milli refleksleridir. Ben Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sayın Genel Başkanı'na ve camiasına gerçekten millet adına, medeniyet coğrafyamız adına minnettarım. O milli refleksi harekete geçirdi ve onu siyaset çaresi olarak getirdi, milletin önüne koydu. Bir erken seçim çok şeyi halledecektir. Bizim beka problemimiz var. Biz bir kurtuluş savaşı veriyoruz. Etrafımız ateş çemberi olmuş. Her taraftan cephe açılıyor üzerimize. Bütün bunları aşmak, içeride de bu tartışmalara son vermek. Neticede bunu herkes tartışıyordu. Ne zaman seçim olacak? Nasıl olacak? Ve daha ötesi de zaten millet sandıkta bu sistemi değiştirmek için bir karar verdi. Milletin kararını da bir an evvel yerine getirmek lazım. Piyasalara baktığımız zaman zaten bir kere Devlet Bahçeli'nin bu çıkışı bu ekonomik savaşı başlatanların önünü kesti. Bir takım kumpas peşinde olanların önünü kesti. Terörden hala hazırda medet ummaya çalışanların önünü kesti. Ve sabah kalkıp kendi vatandaşının karnını doyuramayan ülkelerin ikide bir bize babalanmasının önünü kesti. Şimdi inşallah ve seçimin çok kısa sürede yapılmış olması, yani böyle bir kararın alması da çok büyük bir avantaj olacak. Hem ülkemiz için hem siyasetimiz için çok ciddi bir avantaj olacak. İşte en kısa sürede sandık milletin önüne gelecek. Millet tekrar... Ülkemiz açısından ne gibi faydası var efendim? Şimdi 24 Haziran'da hep beraber sandığa evet. gitmiş olacağız. Nasıl bir fayda görüyorsunuz? Bir, yani kere, bir buçuk yıl sonra olması yerine 24 Haziran olmasının nasıl bir faydasını sıralayabilirsiniz? Bakın şu anda işler eğer iyi gidiyorsa bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın siyasi karizması ve siyasi yeteneği, becerisi, tecrübesiyle iyi gidiyor. Yani bu sistem aslında karmaşaya, bu sistem çatışmaya çok elverişli. İki başlı bir sistem. Bir işte başbakan var. Bir de anayasamızın, mevcut anayasamızın tarifine göre yürütmenin başı Cumhurbaşkanı. O tayin ediyor, o atıyor, hükümete onayı o veriyor. Şimdi bütün bunların ortadan kalkması lazım. Yani bunun bir an evvel olması bir kere, ifade ettim sözlerimde de, sandıkla millet bu sistemin değişmesini istedi. Yani Cumhurbaşkanlığı sisteminin gelmesini istedi. Bir kere bir an evvel bu sisteme geçilmeli. Ve millet önünü görmeli, ekonomi önünü görmeli, diğer aktörler önünü görmeli ve siyaset milletin iradesiyle değişen sisteme göre şekillenmeli. Evet. Bu seçim bunun fırsatını veriyor. Sayın Bakanım, şunu merak ediyorum. Ben size neyi konuşalım Sayın Bakanım diye sorduğumda sen rahat ol, tabii. her şeyi konuşabiliriz aynen öyle. Dediniz. Ben de bu rahatlıkla şunu sormak istiyorum. Sayın Bahçeli ile Sayın Cumhurbaşkanı sanki bir danışıklı dövüş gibi algılandı bazı çevrelerce. Siz de Sayın Cumhurbaşkanınıza en çok yakın olan isimlerdensiniz. Ne dersiniz bu noktada? Evet. Ben bir kere şunu söyleyeyim. Cumhur İttifakı yerli ve milli fikriyatın bin yıllık terkibimizin siyaseten ete kemiğe bürünmüş bir halidir. Ben Cumhur İttifakı'na öyle bakıyorum, öyle görüyorum. Cumhur İttifakı sadece Ankara'nın faydasına da değil, medeniyet coğrafyamızın faydasına, tarihin derinliklerinden süzülüp gelen ve milletimizin o ilahi kaderinin gereği olan bir siyasi bütünleşmedir. Ben bizim coğrafyamızda, yani bu Orta Doğu, işte bizim Anadolu coğrafyası, Orta Doğu coğrafyası, bizim medeniyet coğrafyamızda, tabii ki ümmetin bütün bahadır evlatlarının bir şuur etrafında bir arada olmasını isterim ama burada asıl önemli mesele bu ümmetin iki bahadır evladının bir arada olması. Kürt ve Türkmen'in bir arada olmasıdır. Malazgirt'te bunun neticesi görülmüştür. Kudüs'te Nurettin Mahmut Zengi ile Selahaddin'in birlikteliğinden bir netice görülmüştür. İstanbul önlerinde Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri ile Molla Gürani, Diyarbakırlı Erganlı Molla Gürani ile görülmüştür. Siyaseten ben bugünkü bu Cumhur İttifakı'nı buna benzetirim. Bizim milletimizin siyaseten ilahi kaderi de bu Cumhur İttifakı'nda bir araya gelen fikir okurlarının birliğidir. Bu bizi sıçratacak, bu bizi öteye götürecek. Zaten onun içindir ki yerli ve milli kuvvetlerin bir tamamı bu birliktelikten çok memnun oldu. Ama ülkenin düşmanları, iç ve dış bunlar, kim nasıl bakarsa baksın bu sözlere. Evet, bir kere daha altını çizerek söylüyorum. İfade ettiğim gibi,
yerli ve milli kuvvetlerin, medeniyet coğrafyamızın bir tamamı bu iki fikir okulunun, bu iki siyasi fikir okulunun bir araya gelmesinden son derece memnun. Bunu Tiran'da bir Arnavut da aynı şeyi söylüyor, Gostivar'da bir Türk de aynı şeyi söylüyor, Filife'de, Sofya'da, işte orada bir Pomak, bir Boşnak, bir Türkmen de aynı şeyi söylüyor. Geçiyorsunuz, Asya da aynı şeyi söylüyor. İşte bugünler Azerbaycan'ımızın değerli Yazarlar Birliği'nin başkanı Anar Bey'in 80. yıl dönümü. Cengiz Aytmatov'un 90. işte doğum günü. Evet, sizin bir Azerbaycan, Bulgaristan, Arnavutluk ziyaretiniz de oldu yakın bir zamanda. Elbette ki bu arada oradaki izlenimlerinizi de bizimle paylaşabilirsiniz. Nasıl bakıyorlar Türkiye'ye? Ne düşünüyorlar bu son gelişmelerle ilgili? İşte Mehmet Bey, onu ifade etmeye çalışıyorum. Bakın. Buradaki seçimler sadece dediğim gibi yani Ardahan'la Edirne arasındaki illerimizi veyahut da işte 82 milyonu ilgilendirmiyor. 1 milyar 700 milyonu ilgilendiriyor. Ankara'nın meselesi 1 milyar 700 milyonun meselesi. Niye? Çünkü Ankara mazlumların sesi, mazlumların sığınağı. 4 milyona yakın kardeşimiz kaç senedir dünyanın gözü önünde bizde misafir. Ki bunu kaşıyorlar biliyorsunuz. İçimizdeki bir takım hainler kaşıyor. Dışarıdan kaşıyorlar. Niye bu kadar istikrarlı 4 milyon insana Türkiye'ye bakıyor? Ve helal hoş olsun milyarlarca lira o işler için bu ülkenin devleti ve milleti para harcıyor. Ve hiç de gocunmuyor. İşte onun için diyorum ki bu iki fikriyatın bir araya gelmesi, bu iki siyasi fikrin bir araya gelmesi, Kürt ve Türkmenin bir araya gelmesi kadar hayati bir önem taşıyor. Kandil'in sözcülerinin bir beyanatı oldu bu seçimlerle ilgili. Neticede bizim Kürt kardeşlerimiz haykırarak cevap verdiler. Şimdi o sözcünün söylediklerini bir millete atfederek sen Kürt müsün, sen falansın dediler, onu söylemek istemiyorum. Altını çize çize bunu söylediler. Bu birlikteliği geçenlerde Diyarbakır'a gittik. Abdülkadir Aksubey, ben... Çok güzel orada Diyarbakır'ın kültürel tanıtımı ile ilgili bir yapıt yapmışlar. Orada sokakta bu heyecanı gördük. Orada 80 yaşındaki bir anamızın şark şivesiyle, kendi ana diliyle bu ülkenin bölünemeyeceğini, bu ülkenin parçalanamayacağını, Çanakkale'de Kuvayi Milliye'de olduğu gibi sandıkta da, sokakta da, dağda da, ovada da, bayırda da yan yana sırt sırta duracağımızı haykırdı. Ben onun için işte diyorum ki Ankara'da olan her şey 1 milyar 700 milyonu ilgilendiriyor. Nizami'nin dediği gibi o diyor ya işte kardeşlerim bu gidişe iyi bakın. Siz ki bir araya gelseniz bir mesele noktasında sadece ayaklarınızı yere vursanız dünyayı sallarsınız. Evet, şimdi herkes biliyor ki siyasi istikrarını sağlamış bir Türkiye, birliğini beraberini sağlamış bir Türkiye o hedef koyulan muasır medeniyetler seviyesinin ötesine geçecek ve neticede birilerinin sabah akşam mazlum coğrafyalarda racon kesmesinin önüne geçecek. Ankara ayağa kalkarsa Arakanlı çocuğu kimse boğazlayamayacak. Ankara ayağa kalkarsa hayasızca Orta Doğu'da uçaklarını uçurup yıkıntılar arasında Kürt'ün, Türkmen'in, Arap'ın çocuğunu, o mavi emzikli bebekleri parça parça edemeyecekler. Evet, bunu 24 biliyoruz. Haziran'da seçim olacak. 25 Haziran'da bu bakımdan, bu söylediğiniz önemli vurgu yaptığınız ifadeler üzerinden nasıl bir Türkiye'de uyanacağız efendim? Bakın, şu anda sokakta vatandaşa sorduğum zaman benim, işte taksici esnafı, küçük esnaf, ticaret erbabı, memur, işçi, bu erken seçimi nasıl buluyorsun? Bunlar neticede 82 milyonun temsilcileri. Bunların bir tamamı sağcısıyla, solcusuyla, Kürdüyle, Türkmeniyle, Alevisiyle, Sünnisiyle bu çok yerinde bir karar oldu. Bundan memnun olmayan ana muhalefet. Yani ana muhalefet memnun değil. Hordur Meydan dedi ana muhalefet. Tamam, Hordur Meydan diyor da işte öbür taraftan da diyor ki iktidar diyor beceremediği için kaçıyor. Bakın böyle bir muhalefet aklı olur mu? Halbuki demokrasinin tam manasıyla yerleşmiş olduğu ülkelerde ve muhalefetin iktidara alternatif olduğu ülkelerde muhalefet seçim zorlar. İktidar seçime gidiyor ve o diyor ki ya beceremediler diyor, bırakıp kaçıyorlar diyor.
Neticede şudur. Ben bu arada şunu da hatırlatmak isterim Sayın Bakanım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir tweet'i aklıma geldi de onu okuyayım müsaadenizle. Tabii. Kemal Kılıçdaroğlu 31.10.2017 16.30'da bir 33'te bir tweet atıyor. Eğer yüreğin yetiyorsa gel. Erken seçim yapalım. İktidarınız altında can çekişen millet iradesinin, demokrasinin namusunu kurtaralım diyor. Ne zaman Kemal Kılıçdaroğlu? 31.10.2017'de. Neticede şimdi böylesine tutarsız bir muhalefet gerçekten Türkiye'nin çok büyük şanssızlığı. Allah'tan ki bu eksiği Sayın Bahçeli ve tabii ki çok köklü bir kurum, siyasi kurum olan Milliyetçi Hareket Partisi kadroları bu eksiği giderdi. Neticede bakın milletin önünü açtı. 25 Haziran'da ne olacak diyorsunuz? 25 Haziran'da şu olacak. Şu anda işte bakıyoruz o dövizle mevizle oynamaya çalışan mahfiller geriye gitti. Borsa yükseliyor. Dövizde gerilemeler başladı. Ticaret erbapları, ticaret odalarımızın temsilcilerinin verdiği beyanatlar var. Önümüzü görüyoruz dediler. Siyasi istikrar oluşacağını görerek yatırımlar ve üretim artacak dediler. Bunu ticaret odası başkanları bu beyanatları veriyor. Esnafa bakıyorsunuz, esnaf diyor ki yani bir ülkede siyasi istikrar varsa, önümüzü görüyorsak bu bizim alışverişimizi, her şeyimizi etkiler diyor. Yani vatandaşın da her şeyini etkiler. Neticede sokaktaki rahatlığı görüyoruz, esnaftaki rahatlığı görüyoruz, iş dünyasındaki rahatlığı görüyoruz. Öbür taraftan güvenliğimiz çok önemli bir mesele. Güvenlikle ilgili de Türkiye'nin kararlılığının altı bir kere daha çiziliyor. Kiminle çiziliyor? %70 milli iradenin kayır ekseriyetiyle çiziliyor. Yani bu Cumhur İttifakı'nı oluşturan fikriyatın taban genişliğine baktığınız zaman %70'e hitap ediyor. Onun için ifade ettiğim gibi bakın ana muhalefetin başındaki zat ne demiş işte bir zamanlar? Yüreğiniz yetiyorsa gelsin. Böyle siyaseten Kabadayı gibi meydan okumalar falan pişman bunlar her şey lafı güzel. Bir kere önce adaylarını belirlesinler. Hemen bir an evvel. Evet yani sonuçta Cumhur İttifakı'nın adayı belli. Yani bir parti düşünün ki bakın. Fakat Mehmet hala Bey, CHP. Partinin en yetkilileri benim gönlümden diyor genel başkanımızın aday olması geçer. Allah Allah. Bu sistem partinin başındaki adamın aday olmasını gerektirir. Ben bu işlerle ilgili. Kemal Kılıçdaroğlu aday olur mu sizce? Tabii bilemiyorum ben dediğim gibi. Ben siyaseten hiçbir zaman, yani ben temsili siyaset yaptığım zamanda da hiç niyet okumadım. Ben matematik ve felsefe mezunuyum. Yani biraz daha böyle analitik ve realite üzerinden hareketlere konuşurum. Bakın şu andaki manzara gerçekten umutsuzdur ve buna üzülüyorum. Her ülkede iktidar mutlaka vardır. Yani işte o diktatör rejimlerin olduğu yerlerde de iktidar olmasa olmazdır. Ama sadece demokrasi olan ülkelerde muhalefet esastır. Ve muhalefet ciddi manada o halkın, o ülkenin halkının nefes aldığı yerdir. İktidarı bir nebze tehdit ettiği, terbiye ettiği, sıraya çektiği bir kurumdur. Ne yazık ki bizim ülkemizde iktidar değil de muhalefet eksikliği var. Evet, Kılıçdaroğlu aday olur mu diye sordum size ama olur mu? Feryat ediyorlar. Bakın bakın Mehmet Bey diyor ki yani ülkeyi yönetebilecek bir vasıf var mı? Yani siz de sonuçta siyasetin içindesiniz uzun yıllardır. Tabii ki, tabii ki. Ben şimdi bakın şöyle. Şuradan hareket edelim. Partinin sözcüsü en önemli insanı diyor ki şu aşamada şurada kaç gün kaldı şimdi seçime? Yarın herhalde meclisten onaydan geçecek. 58. Evet 60'ın altına düştük. Evet. Şimdi diyor ki genel başkanımızın diyor aday olması diyor benim gönlümden geçen mesele. Bu şu demek bakın bunu şöyle okurum ben. Bir ana muhalefet düşünün ki ülkede iktidara talip olması gerekirken kendi basit iç meselelerini bile adaylık mevzularını bile halledememiş. Bir seçim geldiği zaman panik havası içinde darmadağın olmuş. İktidar bu işi beceremedi diye feryat ediyor. Halbuki şundan birkaç ay evvel Sayın Genel Başkanları hodri meydan demiş.
Evet. Mesele bu. Acınacak durum budur. Sayın Bakanım, tabii ki izleyenlerimizden oldukça fazla mesajlar geliyor. Özellikle Diyanet Camiası ile ilgili, Fahri Kur'an Kursu öğreticileri ile ilgili ilerleyen zamanlarda gündeme taşımak adına gelen mesajlardan zaman zaman okumaya çalışacağım. Fakat size sorum şu olacak. Büyük Birlik Partisi de ittifaka destek vereceğini açıkladı. Siz de bir zamanlar Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanlığını yaptınız. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu başkanımızın ardından nasıl değerlendiriyorsunuz Büyük Birlik Partisi'nin de bu Cumhur İttifakı'nda yer almasını? Evet. Mehmet Bey, ben tabii ki o partinin kurucular kurulu üyesiyim. 99 kurucudan birisiyim. Kurucu Ankara İl Başkanlığı yaptım. Rahmetli'nin zamanında genel sekreter yardımcılığı yaptım. Rahmetli Özal'ın kamu hakları iade etmesinden istifade ederek Refah Yol döneminde rahmetli Erbakan'ın imzasıyla 40 yaşında başbakanlığa yine Erbakan'ın basın müşaviri olarak başladım. Ne yazık ki 28 Şubat oldu. Bana ittifaktan sonra takdir mektubu gönderen o zamanki parti gelir gelmez hemen ikindide geldi oturdular. İşte o zamanlar Batı Çalışma Grupları vesaireyle falan. Şeriatçı ülkücü olduğumuz için bizi görevden aldılar. Daktilo memuru yaptılar. Devlet arşivlerine gönderdiler. Sabrettim ben, direndim. O zaman rahmetliyle de tabii bu işleri istişare ederek. Netice itibariyle ben en son rahmetlinin yine o zaman kendi isteğiyle, arzusuyla emekli oldum. Resmi gazetede işletme müdürü yardımcılığından emekli oldum. Geldim, divan da bizi değerlendirdi, genel sekreteri yaptı. İşte o malum trajik hadiseye kadar beraber çalıştık. Çünkü ben bağımsız olmasını çok arzu etmiştim, çok istemiştim. Ve bu noktada da çok yüklendiğimiz için, peki dedi o zaman, madem öyleyse baba ocağı sana emanet, şu seçimleri bir geçirelim. Gittik, Allah'a hamdolsun, oradaki arkadaşların da sayesinde dağ bayır demedik. Şarkışla, Altınyay'la, Gemerek üçgeninde oylarımız arttı. Rahmetli başkanı seçtik, getirdik. Bir kere daha deneyelim dedi. 2009'u görelim dedi. Her şeyi gözden geçireceğim dedi. Yani tabii ki buna sadece ben, yani benim yanımda değil bu sözler. Yani bu sözleri bilenler de hayatta, kendi ailesi de. Yani kendi tabiriyle her şeyi dedi gözden geçireceğim. İşte şunu da geçireceğim, bunu da geçireceğim. Dost envanterimi, şu envanterimi vesaire falan. Biz de o zaman bir şey kurmuştuk işte kendi kendimize. Bir strateji kurmuştuk. İşte varsa imkanlarımız yazılı ve görsel basında değerlendireceğiz. İmkanımız bittiği anda da Sivas'ta rahmetli işte ilçelerinde esnaf ziyareti yapacak, hemşerileriyle kucaklaşacak. Zaten biz büyük şehirlerde kazanamayacağımız yerlerin tamamında aday koymak gibi bir karar almıştık. Çünkü yani biz farklı sokaklarda olabiliriz, farklı siyasi partiler olabiliriz ama neticede aynı mahallenin çocuklarıyla böyle çok çekişmekte olmasın dedik. Yani örneğin işte A şehrinde AK Parti kazanacak. Sen giriyorsun, işte diyelim ki 300 oy alıyorsun, kaybediyor. Buna fırsat vermeyelim dedik. Bunu yapmayalım. Ve İl Genel Meclisi'ne esas aldık. Hatta ben de bu iddiamız için İl Genel Meclisi'nden o zaman aday oldum. Ama netice itibariyle o travmatik hadise, o herkesi yasa boğan hadise gerçekleşti. Ve rahmetlinin bu mevzusu bazı yerlerde mikro milliyetçilik pik yaptı. İşte Sivas gibi vesaire yerlerde ciddi bir işte şey oldu. Ve neticede ben rahmetlinin özgül ağırlığıyla alakalı bir yer olduğunu zaten kendisine sağlığında da söyleyen birisiyim. Yani bağımsız seçimlerden girmesini istememin gerekçesi de oydu. Üzüyorsunuz kendinizi, yoruyorsunuz kendinizi. Sizin özgül ağırlığınızda bu işler var. Yani bunu başka türlü denemek lazım. Evet, sizi çok seviyorlar. Zaten kendisinin de ifadeleri var ya, yani çok seviyorlar ama işte bu oya dönmüyor vesaire gibi şeyleri var. Netice itibariyle
Ben dediğim gibi aslında... Yani gelinen noktada Cumhur İttifakı'nda Büyük Birlik Partisi'nin de yer alması sizi son derece memnun etmiştir diye düşünüyorum. Tabii bakın söyleyeceğim işte yani rahmetli zaten 2009'u gördükten sonra bir kararı vardı. Ben o emaneti devralınca 2011'de eğer umduğum olmasa bura benim geçim kapım değil ben bırakırım dedim ve o seçim akşamı da zaten ben bana düşeni yaptım, istifa ettim. Bakın şimdi kurucusu olduğum 92-93, bıraktığım 2011. Bu arada Büyük Birlik Partisi ile ilgili her şeyin altına imza atarım. Şimdi zaten birçok kararda benim de dahilim var. Ondan sonraki kararları bilmem. Ama şu anda son noktada gelinen noktada ülkenin birliğe, beraberliğe, bütünlüğe ihtiyacı var. Bakın bu sistem, milletin değiştirdiği bu siyasi sistem 50 artı 1'i iktidar yapacak. Ana muhalefetin öfkesi, ana muhalefetin bu kadar plansız, şuursuz davranmasının nedeni bu. 50 artı, yani düşünün ki bak cumhur seçimini yapacak, başkanını seçecek. Ana muhalefet, yani iktidardan sonra iktidar alternatifi olan hareket, başındaki insan diyor ki, diyor Sayın Genel Başkanımızın aday olmasını isterim diyor. Yani ben onun aday olmasını tabii ki beklerim. Şimdi böyle bir durumda bu nedendir bu şaşkınlık? 50 artı 1 alan iktidar olacak da ondandır. Onun için bu tip yapıların hakkın, milletin, milli iradenin yanında durması beni sevindirir. Diğer diye addedilen partiler için de bunu söylüyorum. Yani siyaset milletin hayrına yapılan bir mücadeledir. Burada düşünülmesi gereken de milletin hayrıdır. Ve sandıkta oylar tasnif edilirken falancanın, fişmancanın oyu diye tasnif edilmez. Oy beyaz bir kağıttır. Evet ve hayır mühürü mü olacak şimdi ne olacaksa işte ona göredir. Onun için ben şunu da ifade edeyim ki Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında şu anda durmak, bir partinin üyesi olmak, bir partili olmak vesaire falan değil. Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında kim duruyorsa dursun, o durması şunu demektir. Tek devlet, tek bayrak, tek millet, tek vatan. Bu. Bizim geldiğimiz nokta budur. Onun için kim bu cephede duruyorsa ben ona teşekkür ederim. Yani güzel. Evet, çok Sayın güzel Mustafa Destici ile görüşüyor musunuz? Ben alışılagelmiş bir siyasetçi değilim. Yani öyle bir yerden ayrılacağım. Elim onun içinde, kolum burada. Öyle şey yok. Ben 2011 akşamı istifa ettim. Hiçbir programlarına, hiçbir şeylerine ya derdin oraysa zaten niye istifa edersin değil mi? Yani ha öbür türlü şeylere de ben inanmam. Bir siyasi yerin, bir dernek bile böyledir. Yani biri gittikten sonra oraya gelendir oranın sahibi. Öyle o evet. Şunun devam, bunun devam falan böyle şeyler. Sayın Bakanım, onun için birazdan 28 Şubat yani. Sürecini konuşacağız. Evet. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu konuşacağız. Onunla yaşadıklarınızı, anılarınızı konuşacağız. Evet. Ama ondan önce müsaadenizle birçok mesaj geldi. Onlarca mesaj var. Birkaç tane izleyenlerimizin hatırını kırmamak adına birkaç mesajı okumak istiyorum. Evet, rastgele bir mesaj açalım. 6 senedir az SSK ve az ücret 2 senede bir sınavlarla çalışan fahri öğrencileriz. Bizi niye kimse görmüyor? Sanki biz hiç yokmuşuz. Bizi niye bu kadar mağdur bırakıyorlar? Mayıs ayında tekrar işimize son verip yazın çok cüzi ücret ve yok denecek kadar az SSK ile çalışıyoruz. Biz bir an önce kadro bekliyoruz demiş Fahri Kur'an kursu öğrencilerinden bir mesaj. Öğretmenlerinden, öğreticilerinden diye düzeltelim. Elbette ki konuya dair çok mesaj var. Biz Diyanet'in fahri hocalarıyız. 2 yılda bir DHBT, KPSS sınavına giriyoruz. Artı yaz ve gündüz dönemi olmak üzere mülakata tabi tutuluyoruz. Aldığımız maaş en fazla 900. Sigortamız 10 gün yatıyor ve hiçbir özlük hakkından faydalanamıyoruz demiş. Benzer mesajlar oldukça fazla geliyor. Tabii ki bazı il ve ilçe teşkilatlarına yönelik de şikayetler de gelmiyor değil.
Bu şekilde devam ediyor. Selamünaleyküm demiş bir izleyicimiz. İyi yayınlar Sayın Yalçın Topçu Bey'den. Tüm Diyanet geçici Kur'an kursu öğreticileri için vekil imamlar adına randevu talep ediyoruz diye de bir mesaj gelmiş. Birazdan mesajları okumaya devam edeceğiz. Sayın Bakanım, 28 Şubat davası. Yani evet. O dönemde siz de çok gündemin içindeydiniz. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu başkanımıza beraber siyasetin içindeydiniz ve o döneme çok yakın tanık olan bir isimsiniz. Ve geçtiğimiz günlerde 28 Şubat davasında bir karar çıktı. 21 kişinin yaş ve sağlık gerekçesiyle tutuklanmamasını ve hatta müebbet cezası alıp sonra adli kontrol kararıyla serbest kalan dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı da adli kontrol kararına itiraz için müracaatta bulunmuş. Hem darbenin en önemli aktörleri hem müebbet alıyorlar, sağlık ve yaş sorunu nedeniyle adli kontrol şartıyla tahliye ediliyorlar, serbest kalıyorlar. Ama bu adli kontrol şartına da kaldırılması için de dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı itiraz ediyor. Ne dersiniz? Evet, tabii yani şimdi ülkede böyle kontrollü demokrasiyle işler ne güzel tıkır tıkır giderken milletin iradesi bir taraflardan bir takım mahfillerce sekve idare edilirken kendi kafalarına göre iktidar devirip iktidar belirlerken birden milli iradenin hakim olması, onların güvendikleri kaleleri tek tek düşürmesi anlayamıyorlar onu. Anlayamıyorlar. Tabii ülkede her şey halledildi mi? Edilmedi. Yani mesela işte adaletimizin üzerindeki tartışmalar, işte hukuk üzerindeki tartışmalar vesaireler falan bunlar devam ediyor. İşte onun için şu 24 Haziran'da yapılacak bu erken seçim gerçekten çok hayırlı olacak. Yani ülkenin sadece ekonomik olarak değil, her türlü meselesiyle ilgili çok ciddi önünü açacak. Yani biz orada satır arasında bir değindik geçtik. Yani şu anda Sayın Cumhurbaşkanı ile Başbakan'ın aralarının iyi olmasından bu sistemin eksiklikleri örtbas ediliyor. Ama sistem kendinden doğurduğu bir takım aksaklıklar ve eksiklikler olduğu için bunlar devam ediyor. Bunların hepsinin önüne geçilecek. İşte mesela diyelim ki bir memlekette devlet vatandaşının mutluluğuyla ilgili birinci derecede görevlidir. Ona aş temin etmesi lazım, iş temin etmesi lazım. İşte Kur'an kursu öğreticilerimiz veyahut da işte geçici imamlık görevi yapan kardeşlerimiz. Tabii en tabii hakları yani bunlar neticede asgari düzeyde insan gibi yaşayacak bir ücrete sahip olmaları bir esas. Peki bütün bunların düzelmesiyle alakalı, bütün bunların bir an evvel iyileştirilmesiyle alakalı ne yapılması gerekiyor? Zaten üstüne düşen herkes bir şeyler yapmaya çalışmış. Bugüne kadar yapılmış gelmiş. Şimdi işte 28 Şubat'ta kılıçlarının her tarafını kestiğini iddia edenler, millete meydan okuyanlar, tankları yürütüp balans ayarı yapıyoruz diyenler ve bir gecede ya bir gecede değil yani ikindide oturdular. Batı Çalışma Kurulu şeyiyle, marifetiyle ertesi sabah beni daktilo memuru yaptılar. Peki ben oraya daktilo imtihanına girerek mi girdim? Hayır. Ülkede milli iradeyi almış, sandıktan yetki almış, ülkenin başbakanı olmuş, onun imzasıyla onun basın halk ilişkileri müşaviri olarak başlamışım. Neyi, bunu bana neden yaparsın sen? Bu keyfilikleriyle ilgili onların aklına gelmedi. Bir gün hukuk, bir gün milli iradenin isteği tecelli edecek ve şaşkınlar şu anda. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Kamu vicdanını tatmin etmeyen bir karar sanırım. Çok oldukça tepki var. Tabii her zaten işte dediğim gibi yani her şeyimiz rayına oturmalı. İnşallah bu seçimler sonrası, bu uyum yasaları vesaire aslında bizi biz yapacak. İşte o muasır medeniyetler seviyesine sıçramamız sadece ekonomik, sadece güvenlikle alakalı değil. Bunun adalet tarafı var, bunun enerji tarafı var. Kaynaklarımızı verimli kullanma, insan potansiyelimizi iyi değerlendirme, üniversitelerimizin bilim üretmesi vesaire. Bakın şimdi bunların feryatları neden biliyor musunuz? 1000 yıl sürecek demediler mi? Açık dediler gözümüze bak. Yani dediğiniz gibi. Ama ben mahkemede inkar ettiler. Ya dediler bunu yani balans ayarı yapıyoruz dediler. Yüksek sesle bunu söylediler. Biz her gün o İmam Hatip liselerinin önünde
O küçük kız çocuklarının başındaki örtüyle, polisin karşı karşıya geldiği şeylerle uğraşıyorduk yani biz. Rahmetli Muhsin Bey o zaman hatırlarsınız, işte namlusunu milletine çevirmiş tanka selam durmam. O zaman birileri bir takım göndermeler yapmıştı bize. Yine o zaman rahmetli çıktı dedi ki, yani bu ülke İran olmaz, Arabistan olmaz. Ama biz de sizi Suriye yaptırmayız. İşte tam bunları konuşacağız. Bunlar hepsi konuşuldu. Sayın Bakanım bir reklam arasına gideceğiz. Eyvallah. Ama ondan önce bir mesaj daha okumak istiyorum. Çünkü çok fazla aşırı mesaj geliyor. Sağ olsun. İzleyenlerimiz bizi dikkatle izliyorlar. Onların da hatırına söylemlerini dile getirir mesajlarını. Tabii. Bir izleyicimiz diyor ki sohbet ortamında çok güzel geçiyor yayınınız. Bir hatta emniyet müdürü arkadaşımız mesaj yazmış. FETÖ tanıkları korunmuyor. Aksine idari baskılara uğruyor. Neden? Sürgün, tayin, atama, iftira ile açılan soruşturmalara maruz kalıyorlar. Kim sahip çıkacak diye de sormuş. İşte devamında hem Sayın Bakanımıza sorularımızı yönetmeye devam edeceğiz. Hem de sizlerden gelen soruları ekranlara taşımaya çalışacağız. Vaktimiz el verdiği sürece diyelim ama ondan önce kısa bir reklam arası. Reklam arasından sonra tekrar buradayız. Evet, reklamların ardından Ankara Kulisi'ne, Akit TV'nin Ankara stüdyolarından devam ediyoruz. Çok değerli bir isim yayın konuğumuz, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Yalçın Topçu yayın konuğumuz. Elbette ki çok fazla soru geliyor. Bu soruları da mümkün olduğu kadar hem Sayın Bakanımıza sormaya hem de gündeme taşımaya devam edeceğiz diyelim ve kaldığımız yerden devam etmiş olalım. Sayın Bakanım özellikle 28 Şubat sürecini sormuştuk. O dönemki yaşananları konuşuyorduk. Tabii ki Muhsin Yazıcıoğlu Başkan o dönem çok önemli bir fonksiyon icra ediyordu. Etkinliği oldukça fazlaydı. Mazlumların ve mağdurların gür sesiydi Muhsin Başkan. Ne dersiniz Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili? Evet, neticede bu çok yakın bir tarih. İfade ettiğiniz gibi her şey kayıt altında. O günkü şartlarda rahmetli Muhsin Başkan'ın duruşu, tavrı, refahyolik iktidarına vermiş olduğu destek ve ondan sonra işte tanklara balans ayarı yaptığını iddia edenlere karşı verdiği cevapların hepsi bu milletin siyasi tarihine altın harflerle işlendi. Ve sanıyorum ki zaten Muhsin Yazıcıoğlu'nu da Muhsin Yazıcıoğlu yapan, milletin gönlüne bu kadar nakşeden de o duruşu ve o tavrıydı. Allah rahmet etsin. Biz başkanda hep şunu gördük. Yani o 45 yıllık mazimiz içerisinde bunun 17 yıllığı bir fiili siyasi mesaidir. Yani o gençlik ve çocukluk yıllarımızı, okul dönemlerimizi saymıyorum. 18 yıllık bir fiil siyasi mesaimiz olduğunda. Ondan hep şunu gördüm ben. Bir kere kendisi kullarda şahit, Rabbim de gören ve bilen ki o Rabbinin huzurunda iki büklüm kul olurdu ama milletine de böyle hasır gibi olurdu. Yani milletin her kesimine. Yani ben Şarkışla'da seçim çalışmaları yaparken Alevi kardeşlerimizin bulunduğu köylere gittiğim zaman daha onun adını duyan, rahmetli babasının adını duyan, sofrasını oturtturup beni işte bir ikram yaparak bırakmadılar yani. İşlerini bıraktılar, sofralarını oturtturdular, bana mutlaka bir ikram yaptılar ve rahmetli babasından bahsettiler. Kendisinin oralara dokunduğunu, oralarda bir müşkülü hallettiğini bana söylediler. Buna o günkü şartlarda yanımda bulunan insanlar da şahittir. Muhsin Başkan hep milletin derdiyle dertlendi. Hiç unutmam, biz seçimler bitti, mazbatayı aldık, Ankara'ya dönüyoruz. Kayseri'nin orada geldiler, önümüze geçtiler. İşte efendim, Cumhurbaşkanlığı seçimleri var, ne yapacaksınız, ne edeceksiniz? Bir taneyim dedi ya, ben mi yapacağım dedi Cumhurbaşkanı, ben mi tayin edeceğim? Bir taneyim dedi, meclis seçecek işte, yani dedi işte birinci olan partimiz var dedi o. Efendim işte siz önemlisiniz dedi, peki dedi, ben önemliysem dedi. Sahada şunu gördüm dedi, seçim çalışmalarının sırasında. Bu Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili mecliste bir takım komplolar yürüten, bir takım kumpaslar peşinde olanlar milletten büyük bir ders aldı. Milli irade bunları, bu komploları gördü.
o Cumhurbaşkanlığı seçiminde yapılan ayak oyunlarını, o suikastleri gördü ve çok ciddi bir ders verdi. Ben milletin iradesinin yanında olan biriyim dedi. Kendi partisi ne yapacak onu bilmem dedi. Ama o günkü şartlarda işte. Ama Sayın Gül aday olursa dedi, ben ona vereceğim oyumu dedi. Bu işte milletin yanında durmak budur. Ben şimdi onun için şu anda da buradan bizi seyredenlere sesleniyorum. Pratik siyasi eksiklikleri tespitleriniz olabilir. Bunların hiçbirinin önemi yoktur. Şu anda Kuvayi Milliye şuuruyla bir ve beraber olma zamanıdır. Şu anda Malazgirt şuuruyla bir ve beraber olma zamanıdır. Selahaddin Eyyubi ile Nurettin Mahmut Zengin'in zamanı gibi bir zamandır şu anda. Şu anda Sakarya ve Dumlu Pınar'da bir olduğumuz gibi bir olma zamanıdır. O siyasi pratik eksikliklerinizi sonradan yaparsınız, gündeme koyarsınız, ders verirsiniz, ona edersiniz, bunu edersiniz. Ama aman ha ama rahmetli Muhsin Başkan'ın dediği gibi milli iradenin dediği yönde olun. A partisi, B partisi, o bu işte sordunuz ya falan parti ne yapıyor? Bir tek o değil, kim? 17 parti vardı değil mi? Bir anda adını bilmedikleri bir adamın arkasına dizildiler. İşte Rizeli Tayyip Erdoğan'ın karşısına aday çıkarttılar. Ya o gün yaptıkları o siyaseten büyük yanlışı bugün milletin hayrına yapmaları lazım. Ya bugün baktığımız 24 zaman, Haziran'da Tayyip Erdoğan'ın etrafına dizilmeleri lazım. Sayın Bakanım, şunu merak ediyorum. Bugün baktığınız zaman fark etmez sağ, işte sağ veya sol. Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bir alternatifini görüyor musunuz? Bakın şöyle Mehmet Bey. Ben dediğim gibi neticede siyaseti farklı usul ve tarzla yapan birisiyim. Ve şu anda ben bir temsili siyaset yapmıyorum. Tabii ki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de Sayın Cumhurbaşkanımızın danışmanı olarak da KPSS imtihanıyla da girmedim. Neticede benim geçmiş hikayem, mazim, siyasi bir şeyim var, background'um var. Bir karşılığım var ki oralarda değerlendiriliyoruz. Bakın çok açık söylüyorum. Milletlerin kaderi bazen insanların kaderiyle çakışır, kişilerin kaderiyle çakışır. Tıpkı Abdülhamit Han Hazretleri'nin zamanında çakıştığı gibi. O günkü entelektüellerimiz, o günkü siyasetçilerimiz anlayamadılar. Elin adamının ekmeğine yağ sürdüler. Birileri Müslümanlık adına, birileri milliyetçilik adına, birileri sokaklarda hürriyet aradılar. Ve neticede biz milyonlarca metrekare topraktan 9 yıl içerisinde 700 küsür bin metrekareyi almak için kanımızla sınırları çizdik. Bir gün yine geldi ki Selanikli Mustafa Kemal'le bizim milletimizin kaderi çakıştı. O gün Kuvayi Milliye'ye karşı çıkanlar baskın olsaydı belki bugün biz Serv'in bize biçtiği topraklarda bir köle vaziyetinde olacaktık. Şimdi de aynı hadise Rizeli Recep Tayyip Erdoğan'ın kaderiyle çakıştı. Ben bunu ifade etmek istiyorum. Alternatifsi o su, şu su, bu su. Ya kimse hatadan münezzeh falan değildir. Hele siyaset çok uygun bir zemindir. Tayyip Erdoğan'ın kaderiyle şu anda ülkemizin kaderi çakışmış bir vaziyette. Bunu elin adamı görüyor. Elin adamındaki kastım anlaşılıyor herhalde. 77 düvelin istihbaratı o su, şu su, bu su, siyasetçisi bunu görüyor. Bunu biz niye görmüyoruz da evladımıza sahip çıkmayacağız şimdi? Siyasi ıslarımıza kurban olmayalım. Dediğim gibi pratik siyasette eksiklik vardır. Kur'an kursu işte öğreticileri haklıdır. Evet, niye adam 900 lira alsın? Tabii ki o da geçinebileceği bir şey alsın. Çocuğun yüzüne düzgün baksın. Ama bakın şu 24 Haziran seçimleri Allah'ın izniyle neyi getirecek biliyor musunuz? Türkiye şu anda kim ne derse desin bölgesel bir güç. 24 Haziran seçimlerinden sonra Türkiye bölgesel güçten küresel güce evrilecek. Feryat ettikleri, çatladıkları, patladıkları bu. Bunun içeride kurgulanmış olanları var. Korktukları daha doğrusu var. Buluyorsunuz tabii, Sayın Bakanım. Yani buna milletimizin feraseti ama inşallah geçit vermeyecek evet. Ve bu istikrarı bozdurmayacak. Şimdi, Sayın Bakanım 28 Şubat'ı konuşuyorduk da mümkünse evet, oradan biraz oraya, devam edelim arzusundayım. 28 Şubat'ın kudretli paşası Çevik bir evet. Rahmetli Yazıcıoğlu'na bir not gönderiyor. Hı. Mutlaka malumatınız evet. Vardır. Not gönderiyor ve aldığı cevap da Çevik biri çok şaşırtıyor, şok ediyor. Yani onun detayı nedir? Siz daha vakıfsınızdır. Mehmet Bey siz beni tanıyan birisiniz. Ben bu tip şeyleri falan böyle çok konuşmak, bu işleri mitleştirmek vesaire bunlar doğru değil. Bakın rahmetli ben o zaman divan üyesiydim.
Rahmetli çıktı milletin huzurunda, dedi ki namlusunu millete çeviren tanka selam durma. Buraya bakmak lazım. Bu o günkü şartlarda herkes işte kapı kenarından, pencere dibinden fısıltı halinde bir şeyler demeye çalışırken rahmetli başkan çıktı, her şeyi göze alarak bu sözü söyledi. Bu demokrasi tarihimize bence altın harflerle geçebilecek bir çıkıştır. Ve siyaset böyle bir akli selimi ender zamanlarda görür. Bu Anadolu çocuğunun, o kendi tabiriyle hormonsuz, katkısız Anadolu çocuğunun milleti için yaptığı mamak zindanlarından sonraki fedakarlıktır. İki, yine birileri, ikide bir, ya adamın birini, birileri işte bu malum dış güçlerin istihbarat örgütleri tezgahlıyor, katlettiriliyor. Hatırlıyor musunuz? Birileri çıkıyor, hepimiz Ermeniyiz diye bağırıyor. Birileri çıkıyor diyor ki işte biz bilmem irticayı bilmem ne yapacağız. Müslümanlara küfür şeyi olarak bir acıyı, Müslümanlara hıncın, küfrün bir şeyi olarak, gerekçesi olarak kullanıyorlar. Hatırlayın, o zaman rahmetli yine dedi ki siz ikide bir her acı karşısına çıkıp bu milletin dinine, değerlerine küfredemezsiniz. Bunları da söyleyen o. Peki yine her olayda burayı İran yapacaklar. Bunu kim söylüyor? Senin benim maaşımı alarak bizim güvenliğimizi sağlamak. İşte çift bir değilmiş tabii, tabii. Efendim. Türkiye'nin İran olmasına asla izin vermeyeceğiz notunu ulaştırmış Sayın Yazıcıoğlu'na Çevik bir. Ya işte ben tabii o taraflarına bir şey demiyorum. Yani Çevik bir bu notu ulaştırmış mı ulaştırmamış mı ben onları bilmiyorum ama bu konuları söyleyenler var. Sayın Yazıcıoğlu'nun da rahmetlinin verdiği cevap, biz de Türkiye'nin Suriye olmasına izin vermeyeceğiz demiş. Demek ki o gün dahil bugünü görmüş. Bak, Sayın Yazıcıoğlu. Şöyle bakın. O günlerde ifade ettiğim gibi görevleri bu ülkenin güvenliğini sağlamakla ilgili olanlar siyasete soyunmuşlar. Siyaset yapıyorlardı. Yani o günkü şartlarda üniformalarında yıldız taşıyanlar ikide bir siyaseten beyanlar veriyorlardı. O beyanlardan birisi de budur işte. Bu ülkeyi biz İran yaptırmayacağız, Arabistan yaptırmayacağız. Hatta o günkü Cumhurbaşkanı bile başörtülü kızlarla ilgili Arabistan'a gidin canım orada okuyun diye fetvalar veriyordu. Bunlar günlük alalade olay gibiydi artık. O noktada işte rahmetli dedi ki bu ülke bir İran olmaz, iki Arabistan olmaz ama biz de size Suriye yaptırmayız. Çünkü o zaman bir mezhepçi yapılanma hissiyatı vardı ortada. Böyle görünüyordu. Yani bir milletin içinden çıkmış, milletin göz bebeği, peygamber ocağı dediğimiz bir yerden birileri çıkıp ikide bir milletin kutsallarıyla, değerleriyle savaş eder mi? Böyle gördük ve böyle de cevabı verildi. Ama bunu bir not göndermiş vesaire falan ben bunları bilmiyorum. Yani evet. Gerçekten bilmiyorum. Sayın Bakanım yine devam edeceğiz ama müsaadenizle yine oldukça fazla gelen mesajlardan izleyicilerimizin hatırını kırmayalım ve paylaşalım. Ayşe Karasoy, 1995 yılından beri Kur'an hizmetindeyim, ilahiyat, ön lisans, sosyal hizmetler ve çocuk gelişimi mezunuyum. Yaşım 40, sınavlara girmekten, belirsizlikten bıktık, yorulduk. Biz de bu devletin evladıyız. Bizi de görün Allah aşkına Fahrilere kadro diye bir mesaj paylaşmış. Peki Sayın Bakanım, Muhsin Yazıcıoğlu rahmetli bugün yaşasaydı nasıl bir siyasi arenada yerini alırdı, pozisyonunu nerede konumlandırırdı? Evet işte Mehmet Bey, sözlerimin içerisinde söyledim. Yani bir yere oturduğunuz zaman orada oturanın, daha evvel oturanın işte takipçisiyim, onun davası, bunun bilmem neyi. Bunlar benim pek inandığım şeyler değildir. İnanmam böyle şeylere. Yani bir derneğin başına gelen adam bile kendi anlayışını koyar, kendi bilmem neyini koyar. Böyledir bu. Ha, bu konuyla alakalı da aynı şeyi söylüyorum. Rahmetli Muhsin Başkan olsaydı şu anda hangi kararı alırdı demek bana yakışır mı? Ne bileyim ben hangi kararı alırdı? Yani mesela ben o zaman 2007 seçimlerinde o kadar çok uğraştım ki bağımsız ol başkanım, bağımsız ol başkanım. Çünkü her seçimde üzülüyordu.
Yani zaten ömrü o seçim Ya yani milletten yana tavır alacağı kesin yani tabii. Bugün CHP siyasi gibi... hayatında iki defa seçime girdi başkan. İkisinde de Sivas, Allah razı olsun. Sivas ona hep %10 üzerinde oy verdi ve %1 oluyordu. Yani şimdi ben ve o günü biliyorum ben. Gittim rahmetli hala daha saatin 3.30'una kadar parti mi girsin seçime ben mi bağımsız gireyim. En sonunda dedim ki bak başkanım dedim. Saat geliyor dedim. Ve o gün arkadaşlar o listeleri Sivas'a kendi listesini ölümle böyle kucak kucağa götürdülerdiler. Ben şimdi ne bileyim ama ben şunu biliyorum bakın. Şimdi beraber yaşadığımız olaylardan söylüyorum. Mehmet Bey siz de o günleri biliyorsunuz. 28 Şubat bizim fikir okulu için yapılmadı. Ve biz bunu tartıştık arkadaşlarla aramızda. Hatta bazı arkadaşlarımız. Ya niye bize değil ki bu? Niye biz... Niye bize değil dedi o da ya. Kardeş dedi görmüyorsunuz mu canınızı yiyeyim dedi ya. Görmüyor mu dedi. Milli iradeye yapıyor dedi ya. Onun üzerinde milli iradeye yapıyor. Millet dedi bir partiyi birinci parti yapmış. Ne oluyor bunlara dedi onu iktidar etmeyecekler. Refah yolla verdiğimiz gerekçelerden birisi de budur. Sen beğenmişsin beğenmesin senin işin mi bu? Sen bürokratsın. Bu kalemlisi de silahlısı da. İki taraf içinde aynı şeyi söyledik o zaman. Siyaseti sen dizayn edemezsin. Millet bir karar vermiş, sandıktan bir irade çıkmış, birinci parti yapmış. Anayasamıza göre de birinci parti hükümet kurma hakkı var. Sen ben bunu yaptırmam. Özde değil, sözde değil, özde demokrat bilmem bunlar. Bunlara bu karşı çıktı. Muhsin Başkan bunlara karşı çıktı. Bizim kendi şahsi menfaatimizi ilgilendiren hangi mevzuda biz bir takım mahfilleri karşımıza aldık. Muhsin Başkan'ın siyasi hayatına bakın. Yani Halit amcanın Şarkışlar'daki tarla davası için falan. Ya en son yani şehadetine bile niye gitti oraya yani? Milletin derdi için gitti. Yani bir kendi şahsi ilgi işiyle falan. Ha şu anda olsaydı ne yapardı? Dediğim gibi. Bilmem Muhsin Başkan'ın ne yapacağını şu anda olsaydı ne yapardı? Ama bir şeye eminim. Muhsin Başkan her zaman milletin yanında yer aldı. Her zaman devletin yanında yer aldı. Her zaman ülkenin bütünlüğünün yanında yer aldı. Muhsin Başkan Şark'ta da çok sevildi, Garp'ta da çok sevildi, Şimal'de de çok sevildi. Türkiye'nin dört bir yanında çok sevildi. Millet ona sandıktan yetki vermedi ama gönlünde o kadar kocaman yer açtı ki. Gidin işte mezarının başına görün. Şu aradan kaç yıl geçti. Evet, dava sürecinde yeniden başlayacak sanırım. Tabii. Neticede başbakanlık yapmadı, bakanlık yapmadı, o yapmadı, bu yapmadı ama mezarının başı bu milletin her rengiyle gece gündüz dolup taşıyor. Bunun nedeni de Muhsin Başkan her zaman millet neredeyse orada oldu. Bugün olsaydı o yaşantısına baktığımız zaman bunu gayet rahat. Evet Sayın Bakanım müsaade ederseniz FETÖ ile mücadele konuşalım. Terör örgütleriyle daha doğrusu FETÖ, PKK, DAEŞ Türkiye'nin baş belalısı, Türkiye düşmanları, terör örgütleri. Fakat Türkiye düşmanlarını da maalesef Avrupa besliyor. Avrupa'dan çeşitli kararlar, çeşitli mesajlar gelmeye devam ediyor. Daha bugün Yunanistan'daki darbeci 8 askerden bir tanesi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Avrupa'nın bu terör örgütlerine yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, yani biz değerlendiriyoruz ki zaten bulunduğumuz cephe bu tarafta. Bunu değerlendiremeyenler inşallah bunlardan örnek alırlar. İşte dediğiniz gibi adli kontrol şartıyla serbest bırakılıyor. Avrupa Birliği bize bir takım telkinlerde bulunurken hala daha terör örgütlerini kağıt üzerinde terör örgütü olarak kabul ediyorlar. Ama onlara mümayişler yaptırıyorlar, televizyonlarda yer veriyorlar, saraylarında ağırlıyorlar vesaire. Bunlar Anadolu'daki her insanın gözü önünde oluyor. Muhalefetin işte dağları mesken tutmuş eşkıyanın taraftarlarına demokratik hak istemelerini falan da inşallah bu millet görüyor. Netice itibariyle Türkiye aslında adı koyulmamış bir özel harple karşı karşıya. Bunu anlamamız lazım, bunu görmemiz lazım. Yani siyaset yaptığını iddia edenler bunu görmüyor mu? Ama Allah'a hamdolsun sokakta vatandaş bunu çok iyi görüyor. Bakın biz 45 yıldır terörle meşgul ediliyoruz. Cumhuriyet tarihimizde önce ihtilaller 10 yılda bir. 10 yılda bir ihtilaller. Ondan sonra sağ sol kavgaları, işte benim jenerasyonumun da içinde olduğu işte sağcı solcu
kavgalarıyla meşgul edildi ve enerjisi tüketildi. Gerçekten büyük acılar yaşandı. Sonra laik antilaik, yetmedi Kürt-Türkmen kavgası, o yetmedi hayat tarzlarımız kaşınmaya çalışıldı. İşte mezhep farklılıklarımız kaşınmaya çalışıldı. Netice itibariyle geldiğimiz şu noktada 2011 yılından itibaren de terör örgütleri çeşitlendirildi. Çünkü elin adamı Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Hitler araya girdi. Bizim coğrafyamızdaki haritayı alel acele hallettiler. Hitler'le uğraşmak zorunda kaldılar. Biz hep Lawrence'i biliriz. Bizim medeniyet coğrafyamızdaki işte harita değişikliğinin baş aktörü. Bir tane de aktör daha var. Bell. Gertrude Bell diye bir İngiliz arkeolog. Bunun nişanlısı Mehmetçik tarafından Çanakkale'deki işgale geldikleri yerde çukura gömülüyor. Ve bu Bell bunu hiç unutmuyor. Bir arkeolog. Orta Doğu haritasının belirlenmesinin baş mimarlarından birisi odur. İngiltere'de ailesine yazdığı bir mektupta şükürler olsun diyor. Krallığımızı kurduk. Irak'ta hükümet kuruluyor ve şey kuruluyor işte. Krallığımızı kurduk. Kralımızı da bugün yerine oturtturduk diye. Şimdi bu hesapları bunların yarım kaldı. 1945 işte o şey 2. Dünya Savaşı Hitler araya girmesiyle yarım kaldı. Çünkü bunlar teknoloji ve sanayi devrimini gerçekleştirdiler. Osmanlı coğrafyasında enerji kaynakları vardı. Onu kendi lehlerinde değerlendirmek istediler. Ve biz bilimi ve teknolojiyi bulamadığımız için ve neticede ehliyet ve liyakatli bir bürokrasi dizayn edemediğimiz için neticede cephelerde yenildik. İçimizdeki işte hainlerin kayığına binen bedhahların da yüzünden netice bu oldu ve bunlar kafalarına göre harita belirlediler. Birinci Dünya Savaşı'nı sadece mola vermişlerdi İkinci Dünya Savaşı'ndan dolayı. Şimdi tekrar onu yenilemek istiyorlar. Bunu görmüyor muyuz? Bu eşkıya yerli bir eşkıya olsa koskocaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni 40 yıl meşgul edebilir mi? Bu eşkıya elin eşkıyası. Adam etnisite üzerinden bir eşkıya kurdu. Bunu bir takım güçleriyle besledi. Siyasetimizin eblehliğinden, Cumhuriyet hükümetlerinin yaptığı yanlışlardan veyahut da gafletten istifade etti. Çekiş güç denilen bir yapı terör örgütünü dağlarda eğitti, besledi, stratejik destek verdi ve yetmedi, dağdan indirdi, siyasi hale getirdi, bir partinin sırtına sardı, işte bugünkü CHP anlayışının sırtına sardı, bölücü terör örgütünün yandaşlarını meclise, milletin önüne getirdi ve siyasallaştırdı. Şimdi düşünün, adamın dağda ölen bilmem neyi var, ovada siyaset yapanı var, belediyesi var, bütçesi var, milletin meclisinden milletin birliğine ve bütünlüğüne, devletin birliğine ve bütünlüğüne meydan okuyor. Sen bir şey yapmaya kalktığın zaman güvenliğim söz konusu diyorsun. Bunları bu halde yetiştirenlerin hepsi birden ayağa kalkıyor. Sende demokrasi yok. Bakın işte onun için diyorum ki milletime bir kere daha sesleniyorum. Şu seçimlerin önemini biliyor musunuz? Biz onlar çatladılar, patladılar. Neticede bölgesel güç olduk. Şu anda Türkiye bölgesel bir güç. Ve bu güç inşallah şu sistemin yerleşmesiyle 24 Haziran seçimlerinden sonra küresel bir güç olmaya evrilecek. Bütün dert ve dava bu. Bunların piyonları ellerinde patlayacak. FETÖ'sü de patlayacak, PKK'sı da patlayacak, PYD'si de, DHKPC'si de adına ne diyorlarsa. Yani bu vesayet savaşları onların elinde patlayacak. Ve bu besledikleri, bu büyüttükleri terör örgütleri, bu maşalar en sonunda kendi ellerini de yakacak. Yani bu Avrupa Birliği'ndeki işte güya stratejik ortaklarımızın veyahut da diğerlerinin bu tuttukları maşalar neticede onların elini yakacak. Onun için bizim bu geldiğimiz noktada 2011'den bu tarafa baktığımız zaman terör örgütleri adeta gemi azıya aldılar. Çünkü adamların yani sahiplerinin harita belirleme takvimi gecikiyor. Onlar bir an evvel bu takvimi gerçekleştirelim diyor. Onun için bütün kozlarını sahaya sürdüler. FETÖ bunlardan birisidir, işte PKK bunlardan birisi, YPG bunlardan birisi. Ama hamdolsun.
Milletlerin de bir kaderi var. Bizim kaderimizde anca yazan bozar. Evet. 15 evet. Temmuz'da bir gecede formatladı değil mi? Bir gecede. Ben ona mescit ve meyhane derken söz olarak demiyorum bunu. Bizim Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Bey şurada yaşıyor, Allah'a hamdolsun. Allah uzun ömür verirsin. O gece ben külliyedeyim. Telefonla konuşuyoruz. O da etrafa işte bir şeyler söylüyor. Talimatlar veriyor. Çekin şu sarhoşu oradan diyor. Ya onu bir çekin oradan diyor. O da diyor ki ne yani diyor sarhoşum diye şimdi ben şehit olamayacak mıyım? 15 Temmuz gecesinde külliyede miydiniz Sayın Bakanım? Evet. Bizim göremediğimiz ama sizin bizzat oradan gördüğünüz neler vardı? Nasıl bir durum? Gördüğümüz vardı? Neler vardı? O gün orada Nadir Alparslan, Metin Kıratlı, ben, o iki genel sekreter yardımcısı bu dediğim arkadaşlar. O günkü Ankara Valimiz, Emniyet Genel Müdürümüz, Ankara Emniyet Müdürümüz ve şu anda da Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanı Ramazan Bal. Eşkıya bütün gücüyle yükleniyor. Biz de Mustafa Kemal Mahallesi'nde bizim ocağın eski yönetici çocuklarıyla falan buluştuk. 150-200 kişilik bir grup. Neticede bizim, şimdi benimle beraber çalışıyor, Doktor Kadir Başar, rahmetli Muhsin Bey'in eski koruması, bizim Hasan Hüseyin Bozok, Fatih Topaktaş vesaire, topyekün işte Faruk Tuğcusu'ndan tut falan bizim, işte rahmetli Muhsin Bey ile de siyaset yapan, benimle de siyaset yapan, sonra da beyefendinin yanında durma kararı alan 150-200 kişiyle toplandık. O meşhur helikopter bombalar atıyor, işte köprüye düşüyor, oraya düşüyor, buraya düşüyor. Bizim Fatih'in arabası bir havalanıyor, tekrar yere iniyor. Eyüp Hoca'nın çocukları arabanın arkasını doldurmuşlar şeylerle, silahlarla falan, av tüfekleriyle helikoptere ateş ediliyor falan. Ben o gece Sayın Bakanım unutmayın sözünüzü lütfen de o saatlerde o bomba atıldığında helikopterden o saatlerde oradaydım. Ben oradan... Külliyenin orada mıydı? Külliyenin oradaydım. Hatta sosyal medya hesabımdan da canlı yayın yaptım oradan. Şöyle bir anım var dikkat çeken. Orada insanlar suyu bulmuşlar. Nasıl bulursa buldularsa bahçelerde kenarda abdest alıyorlar. Tabii. Kiminin ellerinde de kazıklar var. Aynen. Ben canlı yayında, sosyal medyadan yaptığım canlı yayında o kazıkları tutan gençlere sordum. Yani tutarak ne yapacaksınız bu kazıklara? Biraz da gülümsedim ama hani içten gülümseme değil. Anladım, yani sistemle anladım. Evet, bir şeydi. Yani. Ya işte bu darbecilere F-16'ya karşı mücadele evet, edeceğiz evet. diyor. Yani evet. kazıklarla böyle bir mücadelenin olduğu yerde külliyenin önü o gece. Aynen öyle. O bir numaralı kapı şimdi geliyor helikopter, tarıyor, işte bomba atıyor vesaire. Bir ara bir yatıyorlar, gayri ihtiyari yatar gibi. Sonra tekrar kalkıyorlar. Aynı bağırmalara, aynı yukarıya tehditlere başlıyorlar. Ama o gün gerçekten külliyenin içinde de yani çaycısından işte o izlemenin başında oturanlar, o kriz merkezinde oturan arkadaşların yüzünde en ufak bir endişe yoktu. Halbuki o mermiler o kapılara değdiği zaman sanki içeride deprem oluyormuş gibi bir şeyler oluyordu. Yani o Ramazan Bal ve arkadaşları gerçekten çok ciddi bir şey yaptılar. Bütün hainleri bir anda derlediler, topladılar. Yemekhaneler hain doldu, bilmem neler hain doldu. Derdest ettiler onları. Biksiyi aldılar, yukarıya çıkarttılar. Bir aslan girdi o tören alanın oraya, logarın içine girdi, helikopterin oraya inmesini engelledi. Ve dışarıda 29 şehidimiz var. Bizim eski il yönetim üyelerinden var. Bir kızımızın işte başının kopması söz konusu. Ama Allah'a hamdolsun. Dışarıda Allah bir daha öyle bir gece yaşatmasın. Ama burada esas olan şudur. Bakın. Bu topraklar kolay topraklar değil. Yani adamlar bizi geldiğimiz yere göndermek istiyorlar. Bunu açık anlamamız lazım bunu. Ve her daim başımıza bir takım gayreler açıyorlar. Burada esas olan şu. Milletimizin kaderi var derken bunun laf olsun beri gelsin diye bir laf söylemiyorum. Bizi oralardan buralara getiren bir ilahi kader var. Bu Mezopotamya'nın çocuklarıyla bizi kucaklaştıran, bu Hicaz'ın çocuklarıyla kucaklaştıran, Balkanların, Afrika'nın çocuklarıyla kucaklaştıran bir ilahi kader var. Bunu anca yazan bozuyor. Bir gecede Rabbül Alemin formatladı herkesi. Açığı, kapalısı, mescidi, meyhanesi, Alevisi, Sünnisi, Kürdü, Türkmeni tankın paletlerinden tutundu. Yukarıdaki işte helikopterin kanatlarından tutup aşağı çekmek istedi. Bu bir ilahi kader. Bunun başka ne anlamı olabilir? Üstten işte siz de o gece yaşadınız. Mermiler yağıyor, bombalar atılıyor. Netice evet. itibariyle var mıydı insanlar? Sayın Bakanım bir reklama gideceğiz müsaadenizle ama kısaca bir mesajı okuyayım. Duygu Coşkun hanımefendi yazmış.
Sayın Baş Danışmanımıza sormak istiyorum. Temmuz ayındaki KPSS sınav ve atama takviminde seçim nedeniyle bir değişiklik olacak mı? Gençler ve öğretmen ve memur adayları olarak bunu çok merak ediyoruz. Bu konuda bilgilendirirse seviniriz demiş. Bu şekilde arkadaşlar sorularınız geliyor ama her soruya Sayın Bakanımızın cevap verme gibi şansı maalesef yok. Ama gündeme taşımış olduk, ekranlara getirmiş olduk. Sizin de sesiniz olmaya çalıştık. Şimdi kısa bir reklam arası, ardından devam edeceğiz. Evet, Akit TV'nin Ankara stüdyolarından hazırlanmış olduğumuz Ankara Kulisi'ne reklamların ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Televizyonlarını yeni açmış olan izleyenlerimiz için tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum. Yayın konuğumuz Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, eski Kültür Bakanı Sayın Yalçın Topçu. Yayın konuğumuz, kaldığımız yerden devam edeceğiz Sayın Bakanım, ama reklam arasında biraz da Akit konuştuk, Akit gazetesini konuştuk. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mustafa Karahasanoğlu'ndan söz ettik. Akit denildiğinde ne aklınıza geliyor, ne düşünüyorsunuz yani? Ya çok teşekkür ederim, evet. Yani bunu ben sizi çok seviyorum. Ayrıca onu da söyleyeyim. Özellikle benim ayrı bir yeriniz var. Tabii ben de Sayın Bakanım. Çok farklı, sizin de Akit'e karşı muhabbetinizin de olduğunu ayrıca biliyorum. Bakın, şimdi günümüz bir şeyle karşı karşıya. Yani Batı teknolojiyi bulunca vicdanını köreltti ve kararttı. İnsanın insan olma vasfını yitirdi. İnsanları öldürüyorlar. Bakın ne diyorlar, değil mi? Açıklamalarına bakar mısınız? Benim elimde öyle bir bomba var ki, bir füze atayım sana, gör bak işte başkentini yok ederim. O diyor ki ben senin ülkenin yarısını yok ederim. Bunu derken insanlar üzerinde bu hesaplar yapılıyor. Bu zaten bu derebey ve sömürge medeniyetinin temsilcilerinin anlayışı budur. Yani bunlar 1. ve 2. Dünya Savaşı'nda milyonlarca insanı yok ettiler. Hatta öyle bir vahşete imza attılar ki mezarsız ölülerle insanlığı tanıştırdılar. Yani o Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombasıyla insanların cesetleri buharlaştı. Şimdi günümüzde vicdan, vefa, bunlar o kadar kıymetli ki. İşte Mustafa Bey, ben 2011'de seçim akşamı istifa ettim. Aradan daha bir buçuk saat geçmedi. Telefonum çaldı. Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa Karahasanoğlu'ndan evet, söz ediyorsunuz. Evet, evet. Dedi ki kararın hayırlı olsun dedi. Güzel, sana da o yakışır dedi. Yani onu sorgulayacak değilim. Ama ne iş yapıyordun, ne ediyordun, sen ne yersin, ne içersin, biz sana ne yapabiliriz? bakın bu dediğim gibi, yani vefa denilen hadise imandan bir şubedir. Bu apayrı bir şey, bir. İki, yani birileri bana, yıllarca unutmadığınız bir durum. Bakın birileri bana işte diyor ya, şimdi köşeli kurumların da, köşeli insanların da taraftarları da olur, işte rakipleri de olur. O rakipler mesela, işte efendim oraya niye şöyle böyle falan. Benim her zaman göğsümü gererek böyle, siz onun kadar vefalı, onun kadar imanlı, onun kadar vicdanlı bir adamı getirin karşıma koyun, ondan sonra konuşun diyorum. Yani şimdi gerçekten bizim beyefendiyle hukukumuz da şu kadar Mehmet Bey. Rahmetliyle İstanbul'a giderken, gittiğimiz zamanlar derdi ki hadi bir uğrayalım Mustafa Bey'e. Uğrardık. Onlar sohbet ederlerdi. Ben merhaba derdim. Hadi hatırımı sorardı. İşte ara sıra göz göze gelirdik. Bir mevzu bana düşerse bir iki laf söylerdim. Çayını içerdik. Allah'a ısmarladık derdik. Bunu toplam olmuştur 7-8 defa. Bu nasıl bir vefadır ki? O gece, halbuki benim yetiştiğim bir fikir okulu var, beraber olduğu. Ha onu da söyleyeyim. Ondan sonra bizim Ramiz Ongun Bey aradı. Bizim dedi bir büro var, işte orada bir kuru fasulye kaynar dedi. Gel git beraber olalım falan. Bunları şunun için anlatıyorum. Günümüzde köşeli insanlar, vicdanlı insanlar, vefalı insanlar o kadar az ki. Bana ne ihtiyacı var? Yani ben sayısal hiçbir hikmeti olmayan bir partinin de başından ayrılmış birisiyim. Ve dediğim gibi hukukumuz bu kadar.
Bu Müslümanın ferasetini gösteriyor. Bir kere bakmış, bir şey görmüş ve o içilen çayın bile bir hatırı olduğunu düşünmüş. Rahmetliye kıymet vermiş, yanında biz olduğumuz için bize kıymet vermiş. Allah bu tiplerin sayısını çoğaltsın. Amin. Bunlara tabii ki aslında Akit Medya yani. Grubu'nun kaderiyle evet. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da kaderini ben şahsen aynı gibi görüyorum Sayın Bakanım. İşte Sayın Cumhurbaşkanı da birçok badireler atlattı. 28 Şubat sürecinde keza Akit de aynı badireleri atlattı. Hem Akit Medya Grubu hem dediğiniz gibi Mustafa Bey hem de Sayın Cumhurbaşkanımız eğer samimi olmasaydı sanırım bu badireleri atlatmaları mümkün değildi diye düşünüyorum. Çok doğru. Bakın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın sayesinde Türkiye büyüyor. Bakın eksik olur, gedik olur, siyasetin pratik hataları olur, belediye başkanı yanlış yapar, o yapar, bu yapar, baştakine mal edilir. Bunları bir tarafa koyacağız. Böyle bir teyir edeceğiz. Ama bir hakikat var. Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyüyor. Bu büyümeyi hazmedemeyen adamlar çeşitli planlarla ortaya çıkıyor. Bunu görmeyecek miyiz biz? 15 yıllık iktidarına bir bakın. Recep Tayyip Erdoğan neyle karşı karşıya kalmış? Zincir vurmak istediler, prangalamak istediler, durdurmak istediler, büyümenin önüne geçmek istediler ve neticede geçemediler. Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye şu anda bölgesel güç oldu. 3,5 milyonu aşkın insana memleket sınırları içerisinde bakıyor. FETÖ gibi küresel bir aklın sek ve idare ettiği bir organizasyonun darbesini bertaraf ediyor. Ve neticede sınırlar ötesinde 77 düvelin arkasında olduğu güçlere karşı başarılı operasyonlar yapıyor. O tünelleri falan hep beraber bu millet görmedi mi? Mühendislik harikası. Dağın başına sofrada oturup ekmek yemekten aciz adam mı çıkarttı onu? Bunların hepsi bir mühendislik harikası, o tünellerin hepsi. Bunları kim yaptı? Ve bu operasyonda başarılı oldu. Ve dediğim gibi bütün hesap, bütün kitap... Büyüdün mü rahatsızlıklar artar. Evet, bu grup da büyüyor. Evet. Onun için de rahatsızlıklar artıyor. Günümüzde tabii. Sayın Bakanım elbette ki yani her zaman önemli de medya çok önemli. Tabii. Günümüzde de elbette ki çok çok fazla yerli bir, önemli. Milli bir medya istenmiyor. Bunu istemeyenler... Milli bir medyada rahatsızlık duyan kesimler var. Tayyip Erdoğan'ın karşısında olanlar, Ankara'nın karşısında olanlar. Dediğiniz gibi günümüz enformasyon, iletişim çağı. Bu yerler onların babalarının malı gibi kendilerini tayin ettikleri olacak oralarda. Yerli ve milli birisi olmayacak. Milletin derdiyle dertlenmeyecek. İşte onun için de onunla uğraşılması lazım. Tayyip Erdoğan'la başka bir şekilde uğraşıyorlar. İşte bu grupla başka bir şekilde uğraşıyorlar. Mustafa Bey gibiler onlar için partner olamaz bir kere. Yani Mustafa Karahasanoğlu kimin partneri olacak? Milletin partneri olacak. Ama onlar milleti hep parmakla yönetmeye ve o milleti parmakla yönetecekleri adamları bir yere koymakla işleri öyle olduğu için tabii ki böyle oluyor. Yani. Evet. Gelen mesajlardan biraz okuyalım. İzleyenlerimiz gönderdiler. Çok teşekkür ediyorum. Bizi dikkatle izliyorlar ve soru yağmuruna tutuyorlar adeta. Takdir edersiniz ki bütün soruları, gelen soruları okumam mümkün değil ama birkaç tanesini okumaya çalışalım. İsim yazmamışsınız çoğunluğu da onu da ayrıca hatırlatmış olalım. Selamünaleyküm Mehmet Bey, iyi yayınlar. Diyanet 2011 fahri alımlarından yaşadığı sıkıntının faturasını bizlere ödetiyor. Bizler KPSS, DHB ve mülakatta başarılı olarak görev alıyoruz. 4-5 şartlara sahibiz. Sözleşme istiyoruz. Bizlerin çoğu 28 Şubat mağduru. O günden bugüne mağduriyetimiz devam ediyor. Sayın Yalçın Bey bizlerin sesini duymasını istiyoruz demiş. Bu şekilde hem izleyenlerimiz kamuoyu duymuş oldu hem de Sayın Bakanımız da duymuş oldu. Son bir mesaj daha okumaya çalışalım. Bu seçim arifesinde devletimiz bize destek olsun. Yoksa 22 bin fahri öğreticilerimizi bir anlamda küstürmüş olabiliriz ama biz her şeye rağmen devletimizin, milletimizin, Cumhurbaşkanımızın yanındayız şeklinde de ayrıca mesajlar gelmeye devam ediyor. Özellikle fahri öğreticilerle ilgili çok yoğun bir mesaj geliyor. Hayırlı akşamlar Sayın Yalçın Topçu'dan rica ediyorum. Fahri öğreticiler için bir çalışma yapılsın. Gerçekten mağduriyetimizi görün artık. Verilen sözleri unutmadık. Umutla bekliyoruz diye de bir izleyenimiz mesaj göndermiş. Ve Amerika Birleşik Devletleri ile devam edelim Sayın Bakanım. Eyvallah.
Amerika Birleşik Devletleri Kudüs'te büyükelçilik açarak İslam dünyasını karıştırmayı, İslam dünyasına fitne sokmaya devam ediyor. Ama bir taraftan da Türkiye'nin haricinde de İslam ülkelerine baktığımız zaman çok yüksek bir sesle karşı duruş göremiyoruz. Neden? Evet, şu andaki karşımızdaki tablo ifade ettiğiniz gibi, ama unutmamak lazım ki gecenin en zifiri karanlık anı aydınlığa delalettir. Bakın, ümmetin üzerinde şu anda gerçekten böyle bir ölü toprağa serilmiş gibi bir hali var. Biz medeniyet coğrafyamızın çeşitli yerlerine gidiyoruz, çeşitli faaliyetler gereğiyle. İşte ümmetin içerisinden adı Türk olan Bahadır evlatlarının birisi, işte Tayyip Erdoğan çıkıyor. Ümmete bu özgüveni aşılıyor. Her gittiğimiz yerde Türkiye herkesin bir umudu haline gelmiş. Amerika'nın teknolojik gücü olabilir, işte Batı'nın bilmem işte maddi gücü çok olabilir vesaire falan. Bunlara eyvallah, ama Tayyip Erdoğan'ın şu anda 1 milyar 700 milyona verdiği öylesi bir güç, öylesi bir ruh var ki bu birliktelik mutlaka bir gün tesis edilecek. Yani bunlar böyle bizim medeniyet coğrafyamızda istedikleri gibi racon kesmeye, bir gün gelecek ki güçleri de yetmeyecek, halleri de yetmeyecek. Zaten kendi problemleriyle de uğraşmaya başlayacakları zaman da çok yakındır. Yani bugün dünyada belirleyici olmaya çalışanlar yarın kendi sokaklarının güvenliğini yerine getirmekten aciz durumda kalacaklar. Kudüs 1 milyar 700 milyonun namusudur. Bununla ilgili birisinin oturduğu yerden karar alması hiçbir şey ifade etmez. Kudüs bir tek Müslüman kalıncaya kadar Müslümanların ilk kıblesi olmaya devam edecek. Oranın kutsaliyeti, oranın özgünlüğünün muhafazası mutlaka ve mutlaka. Ha, sadece Müslümanların da meselesi değildir bu. Aynı zamanda Hristiyanlar için de aynı şey söz konusudur. Trump bunu iş politikayla ilgili anladığımız kadarıyla yaptı, verdi. İsrail aslında bölgedeki halkların hak ve hukukunu iade etse, inançlara saygılı olsa, kendi güvenliğiyle alakalı hiçbir kaygı duymadan yaşayabilir. Ama ne yazık ki İsrail hükümetleri buna riayet etmiyor. Ve İsrail hükümetlerinin aldığı bu karar, İsrail halkı tarafından telin ediliyor. Yani bugüne kadar İsrail'i yönetenlerin aldıkları hangi karara İsrail halkı yek vücut katıldı? Yani bu Kudüs'ü başkent ilan etmeleri kararına bile İsrail halkı kendi içerisinde isyan etti, baş kaldırdı, yürüyüşler yaptı, nümayişler yaptı. Kudüs'le ilgili almış oldukları karar dünya barışı için çok ciddi bir tehlike arz eder. Bunu sanıyorum ki yine Yahudi halkı çözecek kendi hükümetlerinin bu yanlış kararını. Ve onlar bence hükümetlerine yüksek sesle söylemeleri gerekir. Bıktık artık. Siz bizi dünyaya naletli olarak tanıtıyorsunuz. Bunu demeleri lazım. Yani her iyi Yahudi kendi hükümetlerini kınaması ve bu yanlış kararlarından vazgeçirmesi lazım. Ha, Müslümanlara gelince, ne yazık ki Müslümanlar şu anda kendi iradelerini iktidar yapamıyor. Yani İslam ülkelerinin birçoğunda ne yazık ki bu bir eksiklik. Yani sokağın iradesi, halkın iradesi yönetime taşınamıyor. Ama bu şu demek değil. Başlarındakilerinin iradesine baş eğecekler, Kudüs'le alakalı alınacak bir kararda sesleri çıkmayacak. Hindistan ziyaretimizde gördüm. Hindistan'da 300 milyon Müslüman var. Ve büyük bir çoğunluğu ne yazık ki çok fakir zaruret içerisinde. 30 sent, sadece 30 sentin peşindeler. Ama onlara bile Kudüs dediğin zaman gözlerin içi parlıyor böyle. Nizami'nin söylediği sözü hatırlatıyorum. Yani Müslümanlar üzerinde, Kudüs üzerinde hesap yapanlara. Onun dediği gerçekleşirse ne olur bunların hali? O hükümetlerin, o halklarının isteği dışında karar alanların. Yani Batı'nın bu kararından kendi halklarının hiçbir şey yok. Batı, yani diyelim ki Londra'da oturan, Paris'te oturan, işte New York'ta oturan bir vatandaş
Milyonlarca işte insanı niye kendine düşman etsin? Veyahut da on binlerce kilometre ötelere hükümetleri onlardan kesilen vergilerle neden racon kessin? Onları durup dururken dünyadaki milyonlarca insana karşı istenmeyen düşman ilan etsin. Bunu kendi vatandaşları istemez yani. Ama onlar tabii ki bizim gibi, biz de sadece her şeye biz maşallah ilgiliyiz. En çok siyaset konuşuruz, din çok konuşuruz. Ama oralar öyle değil. Oraları enforme etmek de aslında bizim üniversitelerimizin, bizim STK'larımızın işi. Her şeyi siyasetten beklememek lazım. Evet, Nizami şunu diyor. Mehmet Bey bak diyor ki, idama giderken o rahmetli şehit, kardeşlerim diyor. Kardeşlerim derken 1 milyar 700 milyon hepimize hitap ediyor. Bu gidişattan diyor, ibret alın bu gidişten. Bu ölümden ibret alın diyor. Siz ki diyor, başınıza gelen meseleler karşısında bir araya gelseniz, sadece ayaklarınızı yere vursanız, dünyayı sallarsınız. Biz bir araya gelmemiz lazım. Evet. Kudüs için bir araya gelmemiz lazım. Suriye için bir araya gelmemiz lazım. Irak için bir araya gelmemiz lazım. Hele niye? 24 Haziran'dan önce kesinlikle birlik ve beraberlik içerisinde olmamız lazım. Tabii. Bu ülkenin geleceği aynen için mutlaka sandık başına aynen gitmemiz öyle lazım. Değil mi Sayın Bakanım? Kesinlikle. Tabii ki son 10 dakikaya girdik ve çok mesajlar geliyor. Sesi olmaya çalışalım izleyenlerimizin. Bir izleyenimiz diyor ki çocuk haczi ne zaman kalkacak? Sayın Bakanımıza sorabilir misiniz diyor. Tabii ki Sayın Bakanımıza eleştiri de geliyor. Niye cevap vermiyor şeklinde. Değerli izleyenlerimiz, biz burada sizin sesiniz olmaya çalışıyoruz. İlla ki Sayın Bakanımız bu soruya cevap versin manasında gündeme getirmiyoruz bu sorularınızı. Ayrıca cevap verme makamında da değil. Hükümet var, AK Parti var, Sayın Cumhurbaşkanımız var. Elbette ki sonuçta Sayın Bakanımız da kendisine gelen bütün şikayetleri şikayetlerle elinden geldiği kadar ilgilendiğini, konuyu yetkili mercilere ilettiğini de yakından biliyorum. Bu sistemli mesajlarınızı da bu şekilde açıklamış olalım. Evet, 6284 zulüm yasası ne zaman son bulacak diye sormuşlar. Sayın Baş Danışmanımıza sorabilir misiniz bu 6284 nafaka hakkındaki düzenleme ihtiyacı ne zaman son bulacak? Ne zaman düzenlenecek? Mağduriyetimiz ne zaman giderilecek? Hatta bedelli askerlikle ilgili de mesajlar da geliyor. Değerli izleyenlerimiz, tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum. Biz sadece burada sesiniz olmaya çalışıyoruz. Yoksa sorularınıza net bir şekilde çözüm bulmamız mümkün değil. Bizim görevimiz kamuoyuna bu sorularınızı iletmek diyelim. Var mı söyleyeceğiniz bu sorularla ilgili Sayın Bakanım? Evet, ben söylediklerinizi zaten not aldım. Doğru, ben bunları çözüm merciği değilim ama aktarma merciyim. Mutlaka ki bunların hepsini aktaracağım. Bedelli askerlikle ilgili söyleyeceğim şudur. Ben temsili siyaset yaparken Kınalı Alilere bedel ödemekten taraftım. Ben bedelli askerliğe kökünden anlayış olarak karşıyım. Ben her vatan evladının mutlaka Peygamber Ocağı'yla tanışması gerektiği kanaatini taşıyorum. Efendim işte zamanında gidememiş, yaşı geçmiş vesaire falan olabilir. Ama yine de belli bir süreyle ilgili o karavanadan tadıp, o ocağı görüp, o elbiseyi giymesinden kesin tarafım. Ben buna anlayış olarak karşıyım zaten. Ama şunun yanındayım. Ordumuz mobilize ordu olmalı. Teknolojik gücü yüksek olmalı, caydırıcılık esas olmalı. Artık biz böyle 20 aylık askerlerle güvenliğimizi vesairemizi falan, yani çocuğu alıyorsun, işte geçenki şehitlerimiz, neticede işte bir esnaf veyahut da bir zanaatkar götürüp onu terörle mücadelede, bunlara ben karşıyım. Bunlar inşallah zaman içerisinde zaten Türkiye'nin ivedilikle ele alacağı konular olacak. İşte onun için diyorum ki, her şeye rağmen bölgesel güç olduk. Her şeye rağmen. Başımıza gelenleri, ben şimdi anlıyorum, Kur'an kursu öğreticilerinin şikayetlerini çok iyi anlıyorum. Çocuk hacizinin işte 6284 ne zaman hallolacak, bunların hepsini çok iyi anlıyorum. Toplumun birçok derdi var. Ama bir de şunu anlamamız lazım. Bakın, yerli ve milli bir yapıyla 15 yıl içerisinde neler kazandık, nerelere geldik, neler oldu. Ve inşallah şu sistem yerine oturunca, terörle mücadeleyi de hallettikten sonra neler hallolacak?
Yani bizim teröre karşı ayırdığımız kaynaklarımız vesairelerimizi düşünelim. Türkiye'yi nerelere taşırdı, nerelere götürürdü. Onun için biraz sabırlı olacağız. Siyasi istikrarımızı muhafaza edeceğiz, ifade ettiğim gibi. Bir kere bu 24 Haziran seçimleri gerçekten bizim sadece Ankara'nın kaderiyle, geleceğiyle ilgili değil, bizim coğrafyamızın, bizim bölgemizin ve bizim kardeşlerimizin de kaderiyle, geleceğiyle alakalıdır. Bu şuurda olmak lazım, sabırlı olmak lazım. Neticede daha Anadolu insanı, işte şurada birkaç sene, adı 10 olur, 20 olur, daha yeni kendi erkini, kendi teslim aldı. Bunun idrakında olmalıyız. Ordumuzun içerisinde neler olmuş? İşte gördük 15 Temmuz o hain darbede neler yapıldığını. Adeta tersanelerimize girilmiş, iliklerimize kadar sızılmış. Etnisite üzerinden terör örgütleri dağa çıkmış, dağdan şehrimize inmiş, şehrimizde çukurlar açmış başımıza. Bütün bunları işte hep beraber yaşadık. Ve Allah'a hamdolsun bunları bertaraf ede ede gidiyoruz, yürüyoruz. Zaten mesele odur. Bütün dünyanın ayağa kalkmasının, düşmanların bu kadar artmasının nedeni odur zaten. Dört bir yanımızın sarılmasının nedeni odur. Tabii ki Sayın Bakan, bu noktada aslında şunu söylemekte fayda var. Zaman zaman duyuyoruz, ben küstüm, şunu yaptım, bunu yaptım ama bunun artık yani Türkiye ümmetin umudu olan bir ülke. Yani geçtiğimiz günlerde Kudüs'e gittik, Filistinliler bizden medet umuyor. Yani Türkiye diyorlar, Recep Tayyip Erdoğan diyorlar. Yani burada küskünlüğü, şunu bunu, her şeyi bir tarafa bırakıp bu ülke için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekir. Aynen öyle. Pratik siyasete bakıp, ifade ettiğiniz gibi, asla ve hatta bu işlerle ilgili kırgınlık, küskünlük yapmamak lazım. Esas meselemiz bizim ülkemizin güvenliği, özgürlüğü, refahı ve bunun yanında medeniyet coğrafyasındaki kardeşlerimize olan tarihi sorumluluğumuz. Biz sadece komşumuz Mehmet Efendi'den sorumlu değiliz. Bizim böyle bir kaderimiz var. Bunu anlamamız lazım. Bunu anladığımız anda zaten her şey kendiliğinden hallolacak. Bunu anlamalıyız. Sayın Bakanım, bu talep acaba Sayın Cumhurbaşkanımız üzerinde nasıl bir etki yapıyor? Yani ümmetin umudu olan bir isim, ümmetin umudu olan bir Türkiye. Valla Rabbim kimseye taşımayacak yükü vermez Mehmet Bey. Buna emin olun ve inanın. Hiç kimseyi taşımayacağı yükle, taşıyamayacağı yükle karşı karşıya bırakmaz. Rabbim her şeyi bilen ve gören. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın enerjisine baktığımız zaman o uçak yolculuklarında, işte o gidilen ülke ziyaretlerinde o enerjiye baktığımız zaman bir kere daha diyorsun ki tek kelime Allahu Ekber, mutlaka ki Allah her şeyi bilen ve gören, taşıyamayacak bir yükü vermiyor kimseye. O yaşta bir insan, uçağın içinde kaç kişi var mesela, diyelim ki 150 kişi, 150 kişiyle tek tek görüşüyor. İstanbul'a ne zaman iniyoruz? Allahu Ekber deyince hoca. O anda bırakıyor ve gidiyor. Siz eğer kalkabilirseniz, yattıktan sonra bir bakıyorsunuz ki 12'de program başlamış, birisiyle görüşüyor. Evet, Sayın Bakanım çok teşekkür ediyorum. Gerçek olan bu. Evet, yayınımıza geldiniz, katıldınız. Ayağınıza sağlık. Bizi kırmadınız. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Bu arada 1-2 dakikalık içerisinde de arkadaşlarımızdan, izleyenlerimizden gelen biraz soruları da okumuş olalım. Ardından yayınımızı kapatacağız. Bir izleyenimiz diyor ki, Sayın Bakanım, biz Fahri Kur'an öğreticisi olarak Cumhurbaşkanımıza desteğimiz sonsuz. Hep arkasındayız. Kendisine sürekli dua ediyoruz diyor. Bir başka izleyenimize bakalım. Yine selamünaleyküm Mehmet Bey, iyi yayınlar diyor. Diyanet İşleri'nden yine aynı şekilde Fahri öğreticilerden. Sayın Bakanım, biz Fahri Kur'an öğreticisi olarak Cumhurbaşkanımıza desteğiz. O da desteğini belirtiyor. Oldukça çok fazla mesaj var. Devam ediyor. Son bir mesaj daha okuyalım, ardından kapatmaya çalışalım. Allah rızası için sorularımıza cevap istiyoruz demiş. Bir başka mesajda da iyi ki cevap verdiniz. Hem Sayın Bakanımızdan hem de sizden Allah razı olsun, Akit TV'den Allah razı olsun şeklinde de dualar gelmiş.
Arkadaşlar, değerli izleyenlerimiz, çok teşekkür ediyorum sorularınız için. Oldukça fazla sorular geldi. Sayın Bakanımız da notunu aldı ve mutlaka yetkili mercilere, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere yetkili makam ve mercilere ileteceğinden eminim. Tekrar teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. Evet, teşekkür ederim. Bugün de Ankara Kulisi'nin sonuna geldik. Haftaya Perşembe günü Ankara Kulisi'nde tekrar buluşmak, görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.